Canım Anne Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kremalı domates çorbası yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 8 adet orta boy domatesimiz, 3 yemek kaşığı unumuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağımız, 1 çay bardağı tel şehriyemiz, 1 yemek kaşığı salçamız, tuzumuz, nanemiz ve krema yerine ben süt kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz 1 paket krema kullanabileceğiniz gibi onun yerine 2 su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Şu şekilde yapacağız. İlk önce 8 adet domatesimizi rondodan geçirip tamamen ister rendeleyebilirsiniz, isterseniz rondodan püre haline getirip tencerenize alacağız. Üzerine ilave 5 su bardağı soğuk su koyacağız ve daha sonra aygazımızın altını açıp domateslerimizi pişmeye bırakacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar üzerine 6 su bardağı su ilave edelim. Suyumuzun sıcak olmasına gerek yok. Ölçmüş olduğum suyu tencereme alıyorum. Aygazımın altını açıp yaklaşık 20 dakika domateslerim tamamen eriyene kadar kaynatıyorum. Arkadaşlar domateslerimiz ve 6 su bardağı suyumuz yaklaşık 20 dakikadır kaynamakta. Şimdi sıra beşamel sosumuza geldi. Kremasını yapıyoruz. Yanmaz yapışmaz tavamıza tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımın yanmaması açısından 3 yemek kaşığı unu tereyağımın erime esnasında beraber erisin diye birlikte koyuyorum. Şu an çorbam halen kısık ateşte kaynamakta. Unumuz mutlaka kavrulmalı arkadaşlar. Çünkü çiğ kokusu gelmemeli. Çorbamızın bulamaç kıvamında olmaması için güzel bir şekilde yağımızda unumuzu kavuruyoruz. Yağda tamamen unumuzun kokusu gidene kadar kavurduktan sonra yavaş yavaş isterseniz kremamızı, isterseniz 2 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Biraz muhallebi kıvamına gelene kadar, kenarlarından fokurdamaya başlayana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra çorbamızın içine koyacağız. Sosumuz tamamen koyulaştı arkadaşlar. Şimdi aygazımızın altını kapatıp çorbamızın içine ilave ediyoruz. İçine naneleri de ilave edip biraz daha karıştırıyoruz. 5 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra el blenderımızla tamamen çekip daha sonra tuz ve tel şehriyesini ilave edeceğiz. 5 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sosuyla birlikte 5 dakikada bu şekilde kaynayan domates çorbamızı tuzunu da döküyoruz. Blender'dan geçiriyoruz. Arkadaşlar tamamen blenderdan geçirmiş olduğum çorbamı şimdi 20 dakika kaynamaya bırakacağım. Bu esnada tel şehriyelerimi ilave ediyorum. Tuzunu da koymuştum. Şimdi 20 dakika hem şehriyelerimizi ara ara karıştıralım dibine yapışmasın hem de güzelce çorbamızın harmanlanmasını, kaynamasını bekleyelim. Çorbamızı ara ara mutlaka karıştıralım ki tel şehriyemiz kesinlikle dibine yapışmasın. Evet arkadaşlar çorbamız yaklaşık 20 dakikadır kaynamakta ve gördüğünüz üzere kıvamını aldı. Şimdi servis tabağını alıp üzerini kaşar rendesiyle süslüyoruz. Arkadaşlar dumanı üzerinde domates çorbamızı servis tabağımıza aldık ve üzerine kaşar rendeleriyle süsleyip servise sunuyoruz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.